meselenin aslında hep yani biz dikkat çekmeye çalıştığımız ama özellikle meclisin bir türlü gündemine koyamadığımız önemli bir durumunu tekrar dile getirmek üzere oturma eylemindeyiz. Yaklaşık 6 aydır Leyla Güven'in başlattığı bir açlık grevi var. Yasal bir hakkın kullanımının peşinde Leyla Güven. Bu taleple bir açlık grevi başlattı. Sayın Öcalan üzerindeki tecridin kaldırılması gerektiğini, bunun barışın, ülkemizin barışının, adaletin önünde büyük bir engel olduğunu vurgu yaparak bu hak ihlalinin kaldırılmasını talep etmişti. Ve bu Leyla'yla sınırlı kalmayan durum gitgide büyüyerek yayıldı. Tüm cezaevlerine yayılan bir durum. Şu an birçok cezaevinde, 98 cezaevinde 3000 kişinin başlattığı bir açlık grevi durumu devam ediyor. Ve buna çok dikkat çekmemize rağmen, ölümler olmasın, tabutlar cezaevinden çıkmasın dememize rağmen 8, birisi yurt dışında olmak üzere 7 cenazede ne yazık ki tabut cezaevinde çıktı. Şimdi de bugün 4 cezaevinde 15 kişi, yine açlık grevini sürdüren kişiler, 15 kişi ölüm orucuna başladığını duyurdular. Bugün itibariyle başladıklarını duyduk, öğrendik. Bunu tekrar dikkat çekmek ve bu duruma mutlaka müdahale etmek, bir kez daha yeni cenazelerin çıkmaması için tüm kamuoyuna duyarlılık çağrısı yapmak ve meclisin bu konuda rol üstlenmesini, görev almasını, Adalet Bakanlığı'nın bir an önce harekete geçmesini talep etmek, dikkat çekmek üzere grubumuzla birlikte bugün saat 6'ya kadar oturma eylemini sürdüreceğiz. Açlık grevindekiler, Leyla'lar yaşasın talebimiz ve tabii ki tecrit kalkması talebinin karşılık bulmasıyla mümkün olacak. Bu talebin de bir an önce karşılanması duyurusunu, çağrısını yapmak üzere toplandık. Teşekkürler. Meclis Başkanı'yla bir görüşmeniz, talebiniz var mı? Yok, şu an yok. Meclis Başkanı'na zaten çok çağrılarımız oldu. Sizler de takip etmişsinizdir. Genel kurul açık olduğu sürece meclise seçim takvimi başlamadan öncesinde de son güne kadar buna çağrı yapan konuşmalarımız oldu. Yine her vekilimiz bulunduğu yerde ve yaptığı tüm çalışmalarda öncelikle bu soruna dikkat çeken konuşmalar, eylemler vesaire yaptılar. Zaten herkes yeterince haberdardır. Yani kimse yeniden bir şey duyurmanın gereği yok. Herkes haberdardır. Bir an önce herkesin kendisine düşeni yapması gerekiyor. Teşekkür ederim.